Değerli basın emekçileri, haftalık olan basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Ekranların başında bizleri izleyen değerli halkımız da bizleri buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Maalesef yine ormanların yandığı, yine yüreklerimizin ve ciğerlerimizin yandığı bir hafta sonu günlerden geçiyoruz. Geçen yıl yaz boyunca yanan ormanlara tanıklık ettik ve aynı zamanda ekolojik yıkımlarda iktidarın basiretsizliğine, iktidarın çözüm bulmayışına tanıklık ettik ve maalesef tekrardan aynı şeyleri bir kez daha yaşıyoruz. Geçen yıldan yaşananlardan ders çıkarmayıp kendi yandaşlarını korumaya çalışan iktidar bu yıl bir kez daha yanan orman yangınlarına acil müdahale ekiplerini ve uçak söndürme araçlarına sahip olmadığını, yeterli uçak söndürme araçlarına sahip olmadığını bir kez daha gösterdi. Şunu biliyoruz, bir savaş iktidarı ve bu savaş iktidarı savaşa ayırdığı bütçeyle ülkedeki birçok sorunu çözebilecek durumdayken onun yerine savaşmayı ve kendi iktidarının bekasını düşünüyor. Orman yangınlarının ekolojik yıkıma yaklaşımları ve buradaki çözümsüzlük de bunun göstergesidir. Bir kez daha yaşananları kınadığımızı ve Türkiye'nin bu konuda, iktidarın bu konuda gerekli tedbirleri bir an önce alması gerektiğini buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Değerli basın emekçileri, tabii ki Türkiye'nin çok çeşitli sorunları devam ediyor. Çok çeşitli soru, çözüm bekleyen çok çeşitli sorunları var ve bunların en temel sorunlardan bir tanesi de Kürt sorunudur ve bu Kürt sorunu yüzyılları aşan bir sorundur. Kürt sorunu siyaset kurumunun önünde çözülmeyi beklemekte. Bu sorunu Kürt halkının seçilmiş iradesini gasp edip kayyumla veya mecliste geçirilen dokunulmazlık yasalarıyla bugüne kadar çözülemedi. Bundan sonra da çözemeyeceksiniz bu yöntemlerle. Baskı ve zor aygıtlarıyla çözülemeyeceği çok açık olan bu sorunun çözümü bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de demokratik siyaset ve müzakere ve diyalogtur. Tarihin en ağır yıkımlarının birini yaşamış olan Kürt halkı kendisine uygulanan tarihsel kötülüklere karşı yaklaşık 100 yıldır amansız bir mücadele vermekte ve bugün gelinen noktada her şeye rağmen demokratik, çoğulcu ve halkların birlikteliğini esas alan bir toplumsal yaşamda da ısrar etmektedir. Bu sorunun tek çözümü demokratik yol ve yöntemlerle mümkündür. Bunun için olması gereken zihniyet değişikliğidir ki halkları ve inançları dışlayan tekçi anlayışla Kürt sorunu asla çözemeyeceklerdir. Yüzyıllardır tecrübe edilen bu çözümsüzlük olduğu da açıktır. Bugün gelinen nokta itibariyle bu sorunu çözememiş bir Türkiye bütün kurumlarıyla bir enkaz haline dönüşmüş durumdadır. Açlık ve yoksulluğun ezber edildiği bir toplumsal yaşama mahkum edilen Türkiye'de AKP-MHP ittifakı ile yolsuzluk, rant, kayırma politikaları savaş çığırtkanlıkları tarafından da bastırılmaktadır. Barışı, müzakereyi, demokratik yol ve yöntemleri tercih dışı bırakan iktidar anlayışıyla Türkiye geçmişten miras aldığı çözümsüzlük sonucu ortaya çıkan kayıpları geleceği de aynı anlayışla taşımaktadırlar. İkinci yüzyılda Türkiye demokratik cumhuriyetin kurulacağı ve barış içinde yaşatılacağı bir Türkiye olacak ise en büyük anahtar Kürt sorununun demokratik yollarla çözümünün bir an önce gerçekleştirmesiyle mümkündür. Değerli basın emekçileri, Kürt sorunu Kürtlerin siyaset sahnesi dışına atılmasıyla çözülemez. Nitekim çözülemedi de bugüne kadar. Bu amaçla şimdiye kadar milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yüzlerce dosya geldi. Akıllarda kalan en önemlisi ise DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması oldu. Bugün bile ülkenin hafızasından silinmeyen o görüntüler ülkenin demokrasi tarihine kara bir leke olarak da geçmiştir. Bugüne tıpa atıp benzeyen o zaman propaganda o zaman da yürütülmüştü. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına 10 gün önce dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş eşkıyayı bekada aramaya gerek yok. Maalesef bunların bir kısmı Yüce Meclis'in çatısı altındadır diyerek DEP'lileri hedef göstermiştim. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in isteği üzerine 2 Mart 1994'te dokunulmazlıklar konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir gün yaşamıştım. Tüm bu saldırılara karşı Kürt siyasal hareketi ve ittifaklarının yok edilmesi beklenirken temsil ettiği siyasal muhalefet daha da güçlenerek siyaset alanında varlığını sürdürmeye devam ettim. 1999 yerel seçimlerdeki başarısını 2004 yerel seçimlerinde ikiye katladı.
2007 genel seçimlerinde ise antidemokratik %10 barajına karşı Bin Umut adayları ile bağımsız adaylarla seçime girme kararı alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kuracak vekil sayısına ulaştım. 9 Kasım 2005 tarihinde kurulan Demokratik Toplum Partisi'nin neredeyse düzenlediği her etkinlik suç unsuru sayılarak Anayasa Mahkemesi tarafından hakkında kapatılma davası açıldı ve Anayasa Mahkemesi 2009 yılında oy birliğiyle Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılmasına karar verdim. 37 kişiye 5 yıl siyaset yasağı getirirken eş genel başkanlar Ahmet Türk ve Aysel Tuğluğ'un da milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar verildi. Böylece Kürt siyasetinin Kürt sorunu ve demokrasi meselesini parlamento zemine taşıma arayışları bir kez daha vesayet duvarına çarpmış, yargı vesayetin aracı haline gelmiştir. Bu darbeler de siyaset yapmamızı engelleyemedi. HDP'nin kurulmasıyla Kürt siyasal hareketi, sol sosyalist güçler ve diğer toplumsal ittifaklar güçlenerek 7 Haziran'da seçim barajını aşmayı başardılar. HDP'nin bu büyük başarısını AKP kendisi için tehdit olarak gördü ve 1 Kasım sonrası dokunulmazlıkların kaldırılmasını Demokles'in kılıcı gibi vekillerimizin üzerinde sürekli sallandırmaya devam etti. 20 Mayıs 2016'da muhalefetin de olumlu oy kullandığı ve meclise kabul edilen teklif 24 Mayıs günü Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Başkan tarafından dokunulmazlık teklifinin kaldırılmasından sonra hakkında fezleke bulunan milletvekili arkadaşlarımız yargı kıskacına alındılar. Milletvekili arkadaşlarımız hakkında hazırlanan fezlekeler, siyasi çalışmalar, fikir beyanları ve demokratik protesto hakkının kullanımı şeklindeyken diğer parti milletvekillerinde ise durum daha farklıydı. AKP'liler hakkında en çok görevi kötüye kullanmak gerekçesiyle fezlekeler düzenlemiştim. Ancak HDP'li vekiller hakkında ardı ardına ifadeye çağrılma tebligatları gelirken dokunulmazlıkları kaldırılan diğer milletvekillerinin yargılanmasına dair tek bir gelişme yaşanmıyordu. Değerli basın emekçileri, 4 Kasım günü Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Van illerindeki savcılarca milletvekili arkadaşlarımız hakkında gözaltı kararı verildi. 12 milletvekili önceden hazırlanmış uçaklar, helikopterler ve farklı araçlarla Bingöl, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak Emniyet Müdürlüklerine götürülür. Aynı gün çıkartıldıkları mahkemelerde önceki dönem eş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, yine grup başkan vekilimiz İdris Balıken ile birlikte birçok milletvekili arkadaşımız tutuklandı. Yine yeni dönemde ise aynı darbe anlayışı devam etti. Leyla Güven, Musa Farisoğulları, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve son olarak da Semra Güzel arkadaşlarımızın vekillikleri yargı kumpaslarıyla düşürüldü. Partimizin kazandığı belediyeler de darbe ve kumpasların hedefindeydi. Kazandığımız belediyelere kayyumlar eliyle gasp edildi. Sayısız parti çalışanımız, yöneticimiz ve üyemiz tutuklandı. Ancak bütün bu darbe ve zulme rağmen HDP halk arasında büyümeye ve direnmeye ve bu uzun yolculuğunu sürdürmeye devam etti ve devam edecektir. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere son olarak da bileşenimiz olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş genel başkanı Salih Aydeniz arkadaşımız 12 Haziran'da İstanbul'da tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik yürüyüşüne katıldı ve polisin saldırısına tepki gösterdiği için Erdoğan ve küçük ortağı Bahçeli tarafından hedef gösterildi. Ardından Erdoğan'ın talimatı üzerinde hakkında fezleke hazırlandı ve bugün Salih Aydeniz arkadaşımızın dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke Meclis Karma Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Başta grup başkan vekillerimiz olmak üzere birçok milletvekili arkadaşımız bugün Karma Komisyonu'nda ve Karma Komisyonu'nda çalışmalarını devam ettiriyor. Meclis Başkanı'nın Salih Aydeniz arkadaşımız hakkında dokunulmazlığının kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir şeklindeki açıklaması ile de bu süreç daha da hızlandı. Biz de buradan Sayın Meclis Başkanı ve Sayın Şentop'a soruyoruz. Acaba aynı şeyi trafik cezasına sinirlenip polislere hakaret eden AKP'li vekil İhsan Barutçu hakkında da düşünüyor mu? Ya da kendisine kimlik sorup üzerine aramak isteyen polisi döven AKP milletvekili Selahattin Dağ hakkında da düşünüyor mu? Ya da
gümrükte